Babamın prensiplerine bağlı kalacağım. Maitri. Efendim? Samrat. Gelin anne. Geçecek bunlar. Evet baba, biliyorum. Ama şu an tamamen yıkılmış durumda. Çok etkilendi. Şu an çok zayıf. Normale dönmek için zamana ihtiyacı var. Zamanı ve desteğinizi. Ben yapamazsam siz destek olun ona. Hadi anne. Sen Rudra'nın yanına git Parvati. Ben iyiyim. Hemen dönerim. Hemen. Defol. Bırak. Yürü. Yürü dedim. O benim de oğlum. Bırak. Yürü. Rudra. Defol. Ben onsuz nasıl yaşarım? Ne olur yapma. Yürü dedim sana. Rudra. Yürü. Ne olur. Defol buradan. Defol. Defol. Defol git. Demek bu evden gitmek istiyorsun, öyle mi? Git o zaman. Defol. Abi. Şey. Yengem geldi. Aslında benim gitmem gerek. Samrat'la işlerimiz var da çabuk dönerim. Sen iyi misin? Yaraların nasıl? Ben... Konuşmak... Neyse. Sen git. Dinlen biraz. Parvati sana merhem hazırlasın. İyi bildiği bir tane var. Şu... Karabiberli olan. Eskiden sen de yapardın. Onu Parvati de biliyormuş. Evet.
Sen git hadi. Çekil git şuradan. Hayır, gitmeyeceğim. Bak Baron, eğer buraya bana şey demeye gel... Sana tek bir şey hatırlatmaya geldim. Ne olursa olsun ben hep yanında olacağım. Binbaşı, bu durum benim için de öyle zor ki. Bayan Mala bana yıllarca sahip çıktı, evini açtı. Sevdi o beni. Bana hayatın zor olmadığını öğretti. O yüzden de babam onu eve alıp getir dediği zaman ona asla karşı gelemezdim. Peki beni hiç düşünmedin mi? Düşündüm binbaşı. Biliyorum baban ve benden çok senin için ağır bir durum bu ama ben... Ama umurunda olmadı. İşini kolaylaştırayım ben senin. Onu al bizim odaya götür. Ben eşyalarımı toplar başka bir yere geçerim. O kadının yüzünü bile görmek istemiyorum ben. Yenge. Bak bu Samrat. Ve bu da Maitri. Onun karısı. Su Nehri'yi hatırladın mı? Su Nehri? Sen daha küçücük bir kızdın. Hep mutlu olun. Yüzünü hala aynı. Çocukluğundaki gibi masum. Gözlerin yine tertemiz bakıyor. Lütfen canım. Ne güzel bir hanımın var böyle. Abi? Sumer nerede? Yenge, o sen... Sen daha Mohini'yi görmedin. Gel benimle. Affedersiniz. Düğünden önceki eğlenceye gelen sizdiniz, öyle değil mi? Evet. Rudra'nın düğününün parçası olmak istedim. Hadi yenge. Gidelim. Neden döndün ki şimdi? Neden? Kardeşim. Sakın bana kardeşim deme. En azından sen beni anlarsın diye düşünmüştüm. Hayır, seni ne anlıyorum ne de anlamak için bir çabam var. Unutma ki sen benim ablamsın. Hepsi bundan ibaret. Hepsi bu kadar. Bana kardeşim diyerek yalandan saygı gösterisi, sevgi şefkat gösterisi yapma. Oh,
Hayır Mala, bir daha asla. Hayatımı bir daha asla mahvedemezsin. Önce o sakat kocan, sonra da oğlun kapımda bitti. Şimdi de sen. Sen geldin demek. Benim bu evde çok büyük emeğim var. Elimdekileri bir kez daha alıp gidemeyeceksin. Hayır. Senin nasıl daha önce gitmen için kışkırttıysam aynı şeyi yine yapabilirim. Bu evde kalmana asla razı olmayacağım. Asla razı olmayacağım. Asla. 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 Bir şey söyleyeyim mi? Bu eve ilk geldiğimde ocağı bile yakmayı bilmezdim. Nasıl kullanacağımı Rudra'dan öğrendim. Sırf ocağı da değil, evin yabancısı olduğum için daha bir sürü şey vardı. Tabii Rudra o zamanlar beni sevmiyordu. Hatta benden nefret ediyordu. Sürekli kaba davranıyordu. Ama yine de yardım ediyordu. Şimdi düşününce kendimi tuhaf hissediyorum. Yani evin gelini olarak her şeyi Rudra'dan öğrendim. Bu evde her şey tuhaf. Gelini eve getirmek kayınvalidenin görevidir. Onu bütün aileye kabul ettirmek de öyle. Ama şimdi kayınvalideyi eve getiren gelin oldu. Onu aileye kabul ettirmek için uğraşan da. Anne. Hayata farklı bir gözle bakmayı ben sizden öğrenmedim mi? Bana hep sorunları çözmenin iki yolu olduğunu söylerdiniz. Ya oturup ağlayarak ya da cesaretle kabullenerek. Ama burada sorunun kaynağı benim. Her ne olduysa ve hala da oluyorsa sırf benim yüzümden. Neden bana yardım etmek istiyorsun? Çünkü sizden öğrendiğim bir şey daha var. Sevgi zamanla azalmaz. Gün be gün tükenmez. Sevgi deniz gibi uçsuz bucaksız ve arada sırada zor şartlarla imtihan edilen bir şeydir. Her zorlukta pes mi edelim? Bu doğru olur mu hiç? İnsan birini kaybedince sevgisini başka birine vererek yaşatıyor anne. Geçen gün siz de böyle söylemediniz mi? Oğlunuz bunca yıldır sizden uzaktaydı. Bir an önce görmek için can attınız onu. Gözyaşlarınızdaki o acı her şeyi eritecek güçteydi. Onu kine, nefrete dönüştürebilirdiniz. Ama buna asla izin vermediniz. Hatta üzüntünüzü bana sevgi göstererek, şefkat göstererek dışa vurdunuz. ...15 yıl önce tam olarak neler olduğunu belki bilmiyorum anne. Ama iyi bildiğim bir şey var ki, kimsesiz bir çocuğu böyle sahiplenen bir kadın kötü bir insan olamaz. Böyle sevgi dolu bir kadın kendi doğurduğu çocuğu bilerek ve isteyerek terk etmiş olamaz. Siz iyi bir annesiniz. Hem bana karşı
hem de oğlunuza karşı. İşte bu yüzden sizi alıp eve getirdim. Hak ettiğiniz sevgiyi ve saygıyı görmeniz en doğrusu olduğu için. Suneyre canım, sen neden amcanın yanına oturmuyorsun? Ne yapıyorsun? Birlikte otururlarsa belki... Maitri kızım. Efendim baba? Mohini hala dönmedi mi? Hayır, dönmedi. Rudra. Hemen dönerim. Teyze baksana. Bu küpeleri Samrat abim hediye etti. Yeni kurduğu işten çok büyük kâr elde etmiş. Hem bize, hem anneme, hem de babama neler aldı. Parvati ile Rudra'yı da ihmal etmedi tabii. Yine kârlı bir iş yaparsa o zaman size de hediye alır. Öyle değil mi Samrat abi? Ya evet, alırım tabii. Hadi ye. Hadi, yemeğini ye. Evlendiğimizden beri bir eş olarak en önemli görevim... ...çocuk kovalar gibi peşinde koşuşturmak ve... ...sana zorla yemek yedirmek. Peki tamam, yeme. Ben de yemem o zaman. Çok inatçısın Paro. Hep dik başlısın. Neden? Bir tek senin mi dik başlı olmaya hakkın var? Sence bu yaşananlar bir şaka mı? Hayır, asla değil binbaşı. Rica ediyorum, beni burada yalnız bırak Paro. Git başımdan. Al işte, gitmezsin ki. Tamam, ben giderim. Bu gerdanlık... Bu benim için mi? Başka kimi alacaktım? Peki madem bana aldın, neden vermiyorsun? Verecektim. Ama sonra o kadına ne kadar yakınlık gösterdiğine tanık oldum. 15 yıl önce bizimle tüm bağını koparan o kadına.
Sen yine de ondan yana oluyorsun. Belki de bu gerdanlık senin için sadece bir iplik parçası. Belki sen de canın istediği zaman onu... Ne oldu? Neden sustun? Devam etsene. Söyle, içinde kalmasın. Eğer içindeki yangın böyle hırsını benden aldıkça dinecekse Rudra, acın gittikçe azalacaksa, o ateşin beni yakmasından mutlu olurum. Paro, Rudra ne yaptı? Bir şey yedi mi? Mohini? Sana inanamıyorum. Nasıl? Birini öldürmeye nasıl cesaret edersin sen? Hem de biri abim, biri yeğenim. Ama baba... Ah. Bana bir daha baba deme. Türkiye'de erken suni.